Ünitemizin ilk pekiştirme testine bakalım. Yukarıdakilerden hangileri polimerleşme ürünüdür denilmiş. Otolastiği kauçuk bir malzemedir. Polimerleşme sonucunda oluşur. Diş fırçası da öyle. Ee, böyle naylonsu bir yapı değil mi? Diş fırçaları da onlar da polimerik madde. Elektrik priz de yine plastik maddedir. Bunların hepsi polimerik malzemedir. Doğru cevap E seçeneği olur. Aşelerden hangisi monomer olamaz denilmiş. Bakın çift bağ, çift bağ, çift bağ, çift bağ var. Burada çift bağ yok. O zaman bu monomer olamaz. Doğru cevap C seçeneği gelir. Hangisi polimer ürünü değildir denilmiş. Naylon poşet, tırnak makası metaldir. Bunda polimerik bir şey yok. Oyuncak bir plastikten yapılmış. Şurada kauçuktan bir yüzme şeyi var değil mi? Elbisesi. E, Balonda yine bir naylonumsu bir maddedir ama burada sadece metal ve alaşım görüyoruz. Burada polimerik bir şey yok. Doğru cevap B seçeneği olur. Dördüncü soruya geldiğimizde ilaç ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Katı sıvı veya gaz şeklinde gruplandırılması yok. Ee, hani katı formda ilaçlar sıvı formda ilaçlar değil de işte hap formunda olanlar, enjektabul olanlar falan diye sınıflandırma var. Kullanım amacına göre seçilirler. Doğru, doğal ya da yapay olabilirler. Doğru cevap D seçeneği gelir. 5'e geldiğimizde polistiren oluşumu verilmiş. Burada bir e, ne var? Mer yapısı var. 2'ye bakarsak bir polimerik malzeme. 3 bakarsak monomer. 4'te yani polimer var. 2'de bir dimer yapısı görüyoruz değil mi? İki tanesi birbirine bağlanmış. Bak benzen halkası iki tane. Burada bir tane var, yapı var. Bakalım ikinci yapı bir dimer yapısı mı? Evet onu söyledik. Üçüncü yapı monomer mi? Evet. Çift bağlı yapı var çünkü. Monomer dördüncü yapıysa bir polimer doğru. Birinci yapıysa tekrarlanan birimi göstermiş. Orası da mer yapısı. Her şey yerli yerinde. Doğru cevap E seçeneği olur. Polimerlerin genel özellikleriyle ilgili dayanıklı malzemelerdir. oda koşullarında katı halde olurlar. En az 1000 tane monomer içerirler. 1000 taneden fazla olursa hatta polimer olur. Doğal ya da yapay olabilirler. Tekrar kullanılmazlar. Fikri yanlış olur. Bunların geri dönüşümleri birçoğunun mümkündür ve tekrar kullanılabilen malzemelerdir. Geri dönüştürülmese bile birçok plastik zaten mutfak eşyasında kullanılmış saklama kaplarını Defalarca kullanıyoruz. Geleceğe geldiğimizde kremleri su kaybını engelleyerek deride oluşacak kabuklaşma önlemek için katılması gereken kozmetik bileşen hangisidir? Şimdi su kaybını engelleyerek deride oluşabilecek kabuklaşmayı önlemek için burada ne olması lazım? Nemlendirici madde koyması lazım çünkü su kaybına başka türlü engelleyemezsin. Nemlendirici olacak ki su kaybı engellensin, kabuklaşma olmasın. A seçeneği olur. 8'e geldiğimizde aşağıdaki ilaç türlerinden hangisi hem kas hem damar için uygulanabilir. Bunlar iğne formda olanlar, enjektabl formda olanlardır. İntramüsküler ya da intravenöz olarak uygulanabilir. Aşağıda saç boyalarıyla ilgili yazılmış makaleden kısa bir kesit verilmiş. Bu makaleye göre hangilerine ulaşabilir? Şimdi bakalım. Diyor ki saç boyları bazı kişilerde kızarıklık, şişlik, kaşıntı, tarşı neden olurken bazı kişilerde yüzde şişlik, nefes ağırlığına varan ciddi sorunlar neden olabilir. Saç boyların üretiminde binlerce kimyasal kullanılıyor. Yapılan araştırmalar saç çalışmaların boyalarında bulunan aromatik aminlerin hayvanlarda kanser riskini artırdığını göstermiş. Yapılan bir çalışmada kuaförlerde mesane kanserinin daha sık görüldüğü saptanmış bu durum saç boyalarıyla ilişkilendirmiş. Çünkü orada çalışan insanlar bunu çok fazla maruz kalıyorlar. Bazı çalışmalarda kan ve kemik iliği kanserleriyle saç boyaları arasında ilişki saptanmıştır. Yani çok ciddi rahatsızlıklar değil mi saç boyalarıyla ilgili? Şimdi saç boyalarının etkileri kişisel özelliklere bağlı mıdır? Evet. Yani çünkü kişiden kişiye göre değişiyor değil mi? Yani kimisine kızarıklık şişlik yapıyor, kimilerine nefes darlığı yapıyor, kimilerine kanser yapıyor falan. Ee, saç boyaları sağlık açısından çok büyük sorunlar neden olabilir. Evet burada çok ciddi rahatsızlıklardan kan ve kemik iliği kanseri falan filan denilmiş. Saç boyası uçucu bileşenlere çevirir mi? Onu nereden anlarız? Nefes darlığı yaratıyor bak. Oradan anlıyorum. Nefes darlığı uçucu bileşen yapar veya Yapılan çalışmalarda aromatika amin e, nerede? Bak e, kuaförlerde mesane kanseri riski daha çok Şimdi kuaför buna nasıl maruz kalıyor? Soluyarak maruz kalıyor. Sonuçta o boya adamın kafasına değmiyor ki. Kendisi uygulayan kişi. Dolayısıyla burada uçucu madde olduğunda tespit edebiliriz. Doğru cevap buradan E seçeneği olur. 10. soruya geldiğimizde hangisi bir polimer değildir? Selüloz polimerik bir malzeme, doğal polimer, nişasta da öyle naylon da öyle, protein de öyle ama sabun, polimer değil. Bunlar ee, şeylerin, yağ sodyum tuzudur. Polimerik malzeme değildir. 11'e geldiğimizde saç boyaları ve jölelerle ilgili. Jöleler saç derisine almasını engelleyerek saç dökülmesini hızlandırırlar. Doğru. Saç boyalarının bazılarında kanserojen etkisi olan pigmentler vardır ki çok fazla kullanılıyor. Saç boyaları sinüzit ve migrene neden olabilirler? Nefes darlığı yaratabilirler. Doğru B e seçeneği gelir. 12'ye geldiğimde aşağıdakilerden hangisi yanlış ve gereksiz ilaç kullanılan örnek gösterilebilir. Başımız ağrıdığında komşudan ağrı kesici almak. İşte bu yani en çok yaptığımız özelliklerden biri bu. Evet bu kesin olarak örnek olarak verilebilir. Doktorun söylediği ölçüde ilaç kullanmak olması gerekendir. İlacı reçeteyle eczaneden almak olması gerekendir. Meremi sadece vücutta belirli bir bölgeye, alerji olan bir bölgeye sürmek olması gerekendir. İğneyi donanımlı sağlık çalışanlarını yaptırmak Komşu kızına yaptırmamak gerekir. Doğru cevap A seçeneği olur. 13'e geldiğimizde gereksiz ya da aşırı antibiyotik tüketim mikroorganizmanın antibiyotik karşı direnç kazanmalarına yol açar mı? Yani direnç kazanan bakteriler o kişiye tedavi edilememektedir. Buna, buna göre hangileri antibiyotik dirençlerine yol açacak nedenlerdendir? Reçetesiz ilaç kullanımı, bilinsiz ilaç kullanımına girer. Doğrudur. Yanlış doz aralığında ilaç kullanması yine burada da antibiyotikte direnç oluşumuna sebep ulaşır, o, olabilir. İlaç dozajının doktorun belirlediği miktarın altına veya üstüne çıkması da yine buna neden olabilir. Doğru cevap E seçeneği gelir. Bu soruyla birlikte e, pekiştirme testimizle bitirmiş oluyoruz. Şimdi önümüzde hazır gıdalar var. O kısımda tekrar görüşmek üzere.